Daha bu yaşa, 70 yaşına girdik. Daha biz böyle bir sıkıntıya girmedik. Bu sıkıntı işte bu sene başımızı sardı. Evet. Efendim bu da Allah'tan mı artık nedense geldi. Genç kalmadı, genç yok. Efendim Avrupa'dakileri sıkıntı alıyoruz işte. Onlarda bir gelme gitme yok, onların da bir mağduriyet durumu var. Bizimle mi şimdi sıkıntımız ne olacak? Şükür ihtiyaçları karşılıyoruz. Eyvallah. Bize biraz... Vallahi köydeki son durumlar işte aslında iyi değil. Biz mesela serbest çıkıp da tarlamıza da gidemiyoruz. Tarlada, bahçede bir şeyler eksen ameliye de getiremiyorsun. Mecburi ameliyeyi dışarıda getiriyorduk. Şu anda o sıkıntı da çok. Başka da işte bu yardım kampanyası yapıyorlar, bu para mara durumu her yere veriliyor. Niye bizim cepheliğe verilmiyor? Mesela adam seçiyorlar. Adam seçtikleri için bizlere şey yok, yurt dışı adam komple, adam başına adam, bizim enişte orada 6000 euro vermiş devlet. Niye bizim burada ya biner kağıt bile vermiyorlar, biner kağıt. 8-20-30. 1000 TL. Hani onda sanatımız çok. Kimisi görüyor, kimisi görmüyor. Allah yurt dışındakiler sağ olsunlar, işte bizim muhtaç olan kişilere ipi verdiler. Yani gönderdiler para, burada o muhtaç olan kişilere verildi. Yani sağ olsunlar onlar. Siz neler yapıyorsunuz şu anda köyde? Bahçenizden dışarı çıkmıyorsunuz galiba. Evden çıkmıyoruz dışarı. 3 ayda beri evdeyiz. Evet. Ben biraz da hasta oldum. İşte 2-3 ay beri hastanede uğraşıyorum. Şu anda iyi. Teşekkür ederiz amca. Amca siz bu korona sürecinde neler yapıyorsunuz? Köyde durumlar nasıl? Oturuyor. Bir de bir yerine gittiğimiz yok. Burada bahçe var. Oysa bir ona uğraşıyor hiç. Hadi yavrum. Evet. Ha kurbanım ben. Başka bir şey yok kurbanım ya. Tamam teşekkürler amca. Bir şey der, bir şey der. Allah razı olsun. Güle güle. Çok sağ olasın. İçerideydik, komşulara gitmiyor bu kadar, ben ne diyeyim? Komşulara gitmiyor vallaha. Her yerde öyle oldu işte. Evet arkadaşlar, yurt dışından, derneğimiz tarafından görevlendirilen haftada bir gün etkinliğimiz, iki arkadaşımız görevlendirdim. Ev ev dolaşıp, evin ihtiyaçları karşılamak adına siparişleri alıp, tekrardan siparişleri karşılayıp kendilerine iletmesi için iki kişi görevlendirdik. İlk günümüz yarın olacak. Ali Sarıkabada ile Fırat Acinik arkadaşımız bu işe görevlendirdim. İsteği elimde bir uçtan girip bütün köy halkını dolaşacak. İsteklerini ve ihtiyaçlarını yazacaklar. Yarın gidip karşılayacaklar, kendilerine iade edecekler. Dalal, 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 dalal. Dalal dvora molo, bobe mni gola. Azeş darosa jigem, barke barkoze, dölevi barvani. Azeş bono tamagma, azeş bobe mi go, kone barke barkoze, dölevi barvani. Une begogao ma breshi vonge vore Moniş toş toş vetun barke barkoze Döle vibarvani vibarvani Adile bu anker go dalal Dalal senim okur bonu dalal Vore mola bobem borkine Çudon ile zozonan Dolu çireme besoye, oreme dodoye. No dalal da gamne biril, no bolan. Bob cemil kavun gudan. Hatta kıya kıya süresin gom deli hodi. Sureş bin olu, barfı asır zuzunan. İdaşta pandere des kurdan ino koşuğa Sormem cemine sures peyter robi kvadon dalar.
و زمان ازی آیا رو واجد کلام میکنم. هر ها هر او بیاد ازی راست بیاد ازی آیا بودن یعنی. والا مودا شکر آمیش سلام عایشتی و یکن. دبنا شکر. شکر بود، تاشون بود، کلاکسور بود، قلب بود، فنج بود. دبنا آبادی دبنا شکر. سلام عایشتی. دبنا گستو سلام داد کم چون رفته کپتان. سلام عایشتی تمام. دبنا گستو سلام که بطور آلمانی اروپا. منی گله چوب گستو پوسته کم. آلمانی اروپا گستو سلام داد کم چوب پوسته کم. برای شون از کازان برام بپرزی احمد علی محمد علی نه انشالله گرسو ما نو که و ترکم یزدان شافران که و آنها گشتی بمرن همه بمینی که و ربی محمد علی محمد و علی نه اقیی بابا قربان جزیلک درشت تو یارم از لول بر تو نو همه تم لقوی تو دارن نه در خدا به پریز خدا حرمت که بیتان جلو سر گشتن رو که یه همه اشته سخن تاونن همه حسرت تاونن هم بیرن چه باید قربان دکه یه که ما پرسی اسلاف دکم چوبا پوش دکم اتی ایل فعلی قوته ما مزل فی حرمت که یه رگی اک صحابه ارد و ازمان اونی که مامان گشت که جورا وقت فقیر فقیر آد دوه گشتگ دادی؟ کورس بیتمش می‌بینم کورس ما میراد بمینم کورس. بیاز بیبر دیکتک، تماتیس، سالاتالک، سوغون، مادنیس. باغچه‌ده بیتون احتیاج‌لرنیزی کندینیز کارسیدیسیز. اِوده هپ اِوده‌ن اولیور. هپ اِوده‌ن ایشته دیچیور، باخیور ایشته چاپا وریور. تشکرلر. بیر بلا گلمیش بیزی بولمیش ایشته هرکس ایچرده دیشاری چیخامیور قورخودان. Kimse kimseye gitmiyor. Herkes birbirinden uzak oturuyor. Allah'a çok şükür öyle bir şey yok köyde yani. Herkes iyidir. Hasta olan zaten başka hastalığın var. Başka hastalığı var. Hani korona yok. Gurbettekilere selam gönderiyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Özellikle benim oğullarım Volkan, Mamuş, gelinim Fatoşa. Çok çok selam ediyorum. Buradan öpüyorum. Kurtalık abi. Bırakın var ne izin ama beklemiştik ana. Neler yapıyorsunuz köyde? Durumlar nasıl? Akşama kadar içeride. İçeride bir aşağıda. Aşağıda, aşağıda yukarı. Şu an abriyoji doğru. Allah iyilik versin. Ben çocuklarım, torunlarım, yanları hepsini yıkarım. Gözlerinde alır. İnşallah korusun herkese gençleri. Hep korbatta biz de burada hep içerideyiz. Baba ne yapalım? Allah'ım. Sular boz bulanık, hava zehirli, adaletin çoktan ağzı mühürlü, doğmuyor beklenen güneş bir türlü, sanki bir kıyamet günü Allah. Din, namus ve ahlak kal para oldu, fazilet taşlandı, maskara oldu, her şey kirlendi, kapkara oldu, kirlendi şerefin tacı Allah. Ali Kur'an'a süreci hakkında bunu ne söyleyeyim artık? Kimse evine çıkmasın. Kimse ondan sonra bir mesafeden şey olsun. Yalnız sayıları az söylüyorlar bence daha fazla. Fakat milletin moral bozulmasın diye şey yapıyorlar. Bizim ne yapacağımız hele 65 yaş üsttekiler de dikkat etsinler. Çünkü gençlerden onlara bulaşıyor. Gençlerden geliyor bulaşıyor. Onun için fazla sokağa çıkmamak lazım. Başka diyeceğim şey yok. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz köyde bu korona sürecinde? Amel, amel açık cezaevi de ona. Amel tören var nur. Pırpır amel hatı bir çatar. Komşuya gitmiyoruz. Onlar buraya gelmiyorlar. Ne bilmiş? Bir işkence yani. Ne yapar? Bir şey yaptığımız yok işte. Köyün etrafına da dolanıyoruz. Sağ olsun muhtar ufak tefek yardımda bulundu fakir fukaraya. İyi yani. Allah'a şükür hastamız da olmadı. Şehre de zaten gidemiyoruz. Evet. Şehre gidemiyoruz. Dolaştığımız evin bahçesi, evin içi. Başka bir yeri yok. Eyvallah. Valla neler yap, hapisteyiz. Neler yapacağız? Böyle söyleyeyim. Hapis daha iyi. Hapis daha iyi tabii. Açık hapis.
Ya Allah'a kerimler şu ölü yok, bir şey yok. Biz iftikar ediyoruz. Allah göstermesin. Ya, öyle bir şey yok. İftikar ediyoruz yani. Köyler daha temiz. Tedbir almak güzel bir şey. Yani tedbir almak Allah'a bak. Şehirlerde de yani bu sıkı işte herkes binaların içinde kalıyor. Dışarı çıkamıyorlar. Yine köyler kapının ardına çıkıyorsun. Dışarı hava, temiz hava alıyorsun. O imkanları var. Yoksa ne bileyim bu inşallah da bu millet gider. Herkes için millet rahat eder. Rahatlığa kavuşurlar. Teşekkürler. Dilerimiz odur yani. İyi günler herkese. Sağlık ve mutlu günler. Bu süresinde biz Maraş'taydık. Burada hep bir hapis kaldık içeride. En son köye kaçtık. Dükkanlar kapalı. Bir şey yaptığımız yok. Ancak bahçeye gelip gidiyor. Evet. Başka bir şey yaptığımız yok. Şehre de gitmiyor. Saçımız uzarmış. Berbere de gidiyor. Berbere de gidemiyor. Doktorun kontrolü geçeyim. Ona da gidemiyor. Başka da herhangi bir şey sorunumuz yok. Köyde de ekim ekimleri sulatıyor. Biberleri çapraştırıyor. Evet. Bahçeye çapasını yaptırıyor. Başka bir şey yaptığımız yok. Hep evde bağlıyım. Hapası yani. Kurban et ama işte abi mapısını vuramaya tıdırı vurur. Domana kamede içirdin abi olmaya o çırpığı. Abi isi otunu ekmişti abi duru tora çıkama gırada yeme mezdeken evdeyiz işte. Komkino hoş abi duru komke ve tevün tarra vaydik taşıdık ama bakın tanı. Bizi seyreden herkese saygı ve selamlarımı yollarım. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde öperim. İşte başka da durumları biliyorsunuz. Biz iki ayda beri ne Maraş'a gitmişiz ne gelmişiz. Ne kadar güzel. Valla. İyi oldu. Hiç yere gittiğimiz yok. Sizler ne yapıyorsunuz teyzem? Haa, açıkçası kurdu. Evet. Kutu umur hocaca bir ortalığa rahat bir hardarak dül döşek. Sağlık yaşamış mı? Kutu ve gır salovda kan, dasta poşta kan, çiçik çoban poşta kan, salova gırsı gırsı korodu. İki kepek bir desin. Kutum hoş içe bir ayı ocağa ortalığa rayıyor. Vay din taşıgan bir ütün korku. Bana kuaşa hava bari sırtı. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bir an önce yani burayı da düşünsünler. Türkiye'ye geri dönmelerini düşünüyorum. Her çeşit şey burada gurbette. Buradakiler perişan. Ana baba tek kalmış burada. Kimse yüzüne bakmıyor. Yani onlar hep oraya gittikler. Hiç bari emekli olduktan sonra gelsinler Türkiye'ye. Ben bunu demek isterim. Sağlıklarını dilerim. Başka ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Ben burada kaldım. Normal 4. ayın 10'da gitmem lazım. Mecbur koronavirüsten dolayı uçak yok. Gidemedim. Burada kaldım. Hangi ülkede yaşıyordunuz? İsviçre'de. İsviçre'de. Burada kaldınız. Evet. Korona sürecinde sizler neler yapıyorsunuz köyde? Vallahi hiçbir şey yaptığımız yok. Hapishanede bahçeyle uğraşayım. Başka bir şey yaptığımız yok. Herkese geçmiş olsun dilerim. Allah kimseyi dağda bırakmasın. Çok bir açışlarına. Ama siz piyasol edin bana der, marna marna, şahane barbaru da gargi loci mavine. Ke noli mavine, ne vatışı mavine, kadar da şahane bar düğü konan, bar isi onu khana. Evet. Hele bir ne hoş bu, ne bu, talbe cenaze, noşine, ne tokas. Eyvallah. O marna mamca, mir loya bile mate khaz isi onu khamir, kas talbe no. Şimdi bize köy hakkında biraz bilgi verir misiniz? İşte köyde neler yapıyorsunuz? Durum nedir? Şu an durum pek iyi de değil, kötü de değil. İşte koronavirüsünden dolayı sıkıntılar yaşasak da şu an durum olarak iyiyiz. En azından merak edilecek, korkulacak bir endişemiz yok çok şükür. Çevrelerde vaka sayısı ya da vakalar duyabiliyoruz ama bizim köyde öyle bir durum söz konusu değil. Birçok kişi bilinçli, herkes ne yaptığının farkında. Hal hareketlerini en azından mesafeyi koruyabiliyor, maskesini, eldiveni takıp öyle dışarı çıkıyor. Şu anlık bir sorun yok. Ama genel olarak da tabii ki sıkıntılarımız var. Biraz zor durumda kalabiliyoruz. İşte erişim olarak, geçim olarak, gerekli erzakların temini içinde zorlanabiliyoruz. Bu vesileyle de bir de yurt dışındaki derneklerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Buradaki dayanışma içinde paket yapıldı, dağıtıldı ihtiyacı olanlara ve ayrıca da bir para miktar kaldı ve yarın ilk günümüz haftada bir gün ev ev gezilecek, onlardan eksikler tedarik edilecek. Bu vesileyle bu zor süreçte
evde ihtiyacı olanların herkesi yalnız bırakmayacağız. Kapısını çalacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız. İnşallah bu zor süreci birlikte atlatacağız. Teşekkür ederim. Başka da diyecek bir şey yok. Bir ayda beri ben yurt dışına geldim, içeride bekliyorum. Biz aynı ceza, kapalı cezaevi. Ondan sonra dışarı gitmek yok. Neymiş 65 yaşıymış. 65 yaşı ocağa bassın. Biz neler çekiyoruz böyle? Ne olacak bu durumumuz? Biz ne zamana kadar devam edeceğiz böyle? Evet, köyde neler yapıyorsunuz? Dışarı çıkma yasağı var. Köyde hiçbir şey yaptığımız yok. Evden aşağı iniyor, aşağıdan yukarı çıkıyor. Jandarmalar geliyor, sakın diyor, komşuya gitmeyin diyor. Bir bin iki kişi bir bine yakın olmayın. Şurada biz şimdi gelmiştik, sen bakma. Ekmek bekliyorduk. Biz ekmek bekliyoruz şimdi. Yoksa şimdiye kadar birbirimizin yanında duramazdık. Evet. Oradaki dinleyenlere hepsine selam ederim. Gözlerinde küçüklerin, gözlerinde büyüklerin ellerinde öperim. Teşekkür ederiz amca. Sağ olun. Yani korkumuzla dışarı çıkamıyor yine, kusura bakmayın. Evet. İşte biz de korkuyoruz. Herhangi bir şeye bulaşırız, yahut bir şey olur. Ne yapalım işte, biz böyle işte. Yaş 70, ben 9.45 doğumluyum, 75 yaşındayım. Ben dışarı ne içerim, kimse kabul etmiyor bizi. Amelim ne olur. Tüy şikamda katırını. Hatta evvel amela mola ve samahatla Süleyman işte bir arada oturuyor bir ara. Hepsine selamlar söylerim çocuklara, Melis'e, Ali'ye, Hüseyin'e, Hamed'e, Mehmet'e, boşalık işte. Hepsine selam söyler, gözlerden öperim. Teşekkürler. Bu korona sürecinde siz köylerde neler yapıyorsunuz? Mevcut hayatınıza devam edebiliyor musunuz? Son durum nedir? Neler? Vallahi şu anda İyiyiz ama tabii bunalıyor. 40-50 gündür ben torunlarımı göremedim. Maraş'talar, onlar da gelemiyorlar. İşte yine de buna şükür. Mümkün mertebe yani mehfazamızı koruyor. Şimdi sağa sola gitmiyor. Kimseyle temas etmiyor. Yine de şükür edeceğiz. Ne yapacağız? Peki, herkes Allah kolaylık versin. Peki yurt dışında olan, gurbette olan bunlara bir mesajın var mı? İşte onlar da orada hapis. Kimi dışarıda olmuyor ama bir olanım çalışıyor ama o da biraz riskli. Aman aman diyeyim, kimseyle temas kurma. Biraz muhafaza et. Kimse seni muhafaza etmez. Seni muhafaza edeceksin. Evet. Yani gerçekten bu. Ama kaderimizde bu varmış. Yine de buna şükür. İyi. Bu süreçte neler yapıyorsunuz? Bu süreçte bu sıkıntıda herkes bir an önce hepimiz oturak bu dertte, bunu diyeyim, başka ne diyeyim? Herkes iyi olsun, evinde çıkmasınlar, dört elle sarsınlar, bu mücadeleyi kazanak. Amel rahatın, amel huaşı işte, amel tırsın, amel orda doğru. Amel mungar uğraşmış da, an işte amel bitarı uğraşmış da, amel hondur nena da. Rekler, kışta bana sırakın işte, amel huaşın, amel rahatın, amel koyti, bana amel koyti vadan. Merhaba amca. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Vallahi biz ekin suluyuk. Buğdaları suluyuk. Evet. Hastalık izi verir. Yasak var. Dışarı çıkma yasağı var. Evdeyiz. Evet. Kanallarda işi olursa gidiyor, olmasa gitmiyor. Hepsine selam. Kendilerine mukayyet olsunlar. İnşallah bu şeyden kurtulurlar. İnşallah. Bu da gelir geçer daha. Merhaba teyze. Merhaba. Bu ne çirkin? Günlerim, günlerim. Piyakamı piyim. Ben gence hoşum kadar da. Ben gence hoşum. Ben hepiş gün basayım. Ben gence. Ben hoşum. Ela darın amek bimre nuri gora. Ben çirkin. Bir işten var bu. Mol işte tanke bir konu. Diyeyim mi lopu. Mine gidil. Hoşun ge diceli por seni. İşte amek bu ne? Amen moyne lüşeni uğurun, amen mola badi uğurun, amen mola da sarfar uğurun, çirkin. Amen şanikam tişom bu binem kaptı. Şişe sarafdakam, mamcikar sarafdakam, çoğuma boştakam. Olmuş da bizim şeyimiz, biz burada çekiyoruz, çocuklar dışarıda çekiyor. Kimse gelmiyor. 7 çocuk büyüttük, şimdi yanımızda kimse yok. İşte bu mirat, bu hastalık. Benim daim diyordu ki, sana seneler 7 sefer dolmuş, 7 sefer boşalmış. Bu ne biçim, daha bu yaşa geldik böyle bir şey görmedik. Daha bir şeye rastlamadık böyle.
Adam dışarıdaki dışarıda çekiyor. Yani sadece Türkiye değil, bütün dünya öyle. Köyde neler yapıyorsunuz hayatlarınıza, yaşamlarınıza? Biz köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Efendim, çiftçilikten de hayat yok. İşte çocuklarımız da yurt dışına herkes yönlendik gitti. Başka da ne diyeyim herkese, çocuklarımıza, köyümüze, diğer vatandaşlarımıza, herkese selamlarımı söylüyorum. Bizim de burada işte yaşlandık, yapacak bir şey de yok. Teşekkürler amca, sağ ol. Bu korona sürecinde siz neler yapıyorsunuz? Köyde durumlar nasıl? Vallahi köyde ne yapalım? Biz içerilerden çıkmıyoruz. Hala hazır bekliyoruz bakalım. İşte suni iyi çıkarsa çıkar, çıkmazsa da. Yaş gitti, yaş işte. Ha. Yaş gitti ama işte. Hastalık. Ne yapılacak bir şey yok başka. İyi olmasını dilerim. Evet. Teyze sen Ben de orada bilmedim. Ne? İşte biraz rahatsızım ben.